Bu koca çok iyi bir insan değil mi? Aynen ya. Kızım başka biri olsaydı hemen ailesine haber verirdi. Kızlar, Eylül'ün evi nasıl? Yani o fiyata ne kadar olabilir ama? Songül, mektubun var evladım. Songül, kimdenmiş? Demoda insanlar bunlar Hedoş. Sevgilisi mail atmak yerine mektup gönderiyor. Ver şunu Meral. Siz yakında defterin içinde de gül kurutursunuz. Bakalım kimden gelmiş mektup? Leonard'a mı yoksa? Ya sana şunu ver dedim ya. Senin hayatın dedikodun yalan. Bir kere de bir şey mi elleme be? Songül, ya bir sakin ol. Ya bırak beni be. Bundan sonra hiçbir şeyime dokunmayacaksın, duydun mu? Yapma. Kalk Mena. Kalk, 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 kalk. İyi misin? Yedik sanki mektubunu. İnsan gibi istesene hayvan. Ay ne biçim konuşuyorsun evladım? İnsan arkadaşına hayvan der mi? Oldu Edoş. Songül beni yerde süründürsün, öldürsün. Ben de Songülcüğüm acaba rica etsem durur musun mu diyeyim? Ama sende de kabahat var. Niye bakıyorsun kızın mektubuna? Ben Songül'ü hiç böyle görmedim. Acaba kimden de mektup? Kızım. Baba. Geldin mi Mesude? Kız, Allah aşkına git Metin al şu Fatma'dan. Tam üç kere aradı ne zaman geleceksin diye. Hayır, bir şey değil. Tam çift okey koyuyordum masaya. Konsantrasyonumu bozdu canım. Ne oldu kız? Patronun bir şey mi söyledi? Kolay değil emir kulu olmak. Kemal'in yıllardır ne çekiyor anla işte. Eylül eve geldim. Yo. Okul çıkışı alır beraber döneriz dedin ya. Erken çıkmış okuldan. Büşra'yı aradım eve doğuramamış. Yetimhaneye gitmiştir kimsesiz gibi. Salak, yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk. Hani el alemin evladı evine dönmeye can atar. Bizimki... Yetimhaneye de gitmemiş. Çok mu üstüne gittim Kemal? Serkan'a test yapmışlar. Kötü bir şey kullanmıyormuş çocuk. Onun da hakkına girdik. Anne ablam kayıp mı olmuş? Ne kaybolması? O sarı oğlana kaçmıştır kesin. Hayır ben
ben Neriman Hanım'a da söylemesini bilirim. Bakalım ona da aynısını yapacak mı Songül Hanım? Meral bak sakın öyle bir şey yapma. Ya belli ki onun için çok önemli bir mektup. Benim telefon da benim için önemliydi ama düşürdüğünde ona böyle atlamadım. Allah Allah. Kader. Ne oldu? Lütfen kızmayın bana. Ya elimde değil Cemre. Bak Songül'le konuşurken yanımda ol tamam mı? Bana bağırıp çağıracak ben çok iyi biliyorum. Cemre bir şey yapamaz canısı. Az önce örnek üstünde gördük. Ne oldu? Bak ellerim yara bere içinde. Daha gösteremediğim yerlerimde de var. Meral abartma. Kavga mı ettiniz ne oldu? Git ona sor. Bir postada seni pataklasın da rahatlasın hanımefendi. Ne oldu ya? Ya Songül'e bir mektup gelmiş. Meral de gıcıklık yapıp elinden alınca... Mektup. Babasından mı? Nerede şimdi? Arka bahçede. Allah beni kahretsin ya. Sevgilisindendir dedim bir de. Babasıymış. Ne kadar mal bir insanım ya. Songül. Ağlama bir tanem. Ağlama ben geldim bak yanındayım. Bana niye mektup yazıyor kader? Ya bunca yıl sonra ne diyebilir ki? Okumadı ya. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Bakanlıkla görüşebildin mi? Ne diyorlar? Eylül'ü ne zaman geri alacaksın? İnceleme başlatmaları gerekiyormuş. Yarın evrakları göndereceğim. Peki bu arada çocuk geçici olarak yurtta kalamaz mı? Annesinin izni olmadan mümkün değil. Senin de hakkın Eylül'de kaldı değil mi? Evet, tabii. Birkaç güne daha ihtiyacımız var. Sabredeceğiz. Canım benim ya. Güzel Eylül'üm. Nasıl stresler şimdi o evde? Sen ben okuyayım mı? Allah korusun bir şey gelmiştir başına belki hasta olmuştur. Ya ben de hasta oldum ya. Hem de defalarca. Bu adam koşup geldi mi benim yanıma? Ya da gelebilir miydi? Adam cezaevinde Songül. Ya peki bu benim suçum mu kader? Ya meyhaneye gidip adamı öldürüp hapse girdiyse bu benim suçum mu? Bana bak. Ben zaten annemi kaybettim. Ondan sonra bu adam beni yüzüstü bıraktı. Ya beni yetim bırakan adam bu adam. Bir de hala gelmiş bana mektup yazıyor ya ne yüzle. Songül iyi misin? İyiyim. Songül. Ben çok özür dilerim. Mektubun babandan olduğunu bilmiyordum.
Sanki bir sen dalga geçmeyecektin lan. Ya ben o kadar duygusuz biri değilim. Vallahi bak. Mesela beni eve kilitleyip silah çeken kadın var ya. Ben onu ziyarete gittim. Ya gerçekten. Bana kızım dediği için. Birkaç saatliğine de olsa ailem olduğuna inandırdığı için teşekkür ettim. Özür dilerim Meral. Tamam. Gel barışalım. Ama sen de çok üstüme geliyorsun bak. Açıdan mı? Tamam. Kader, niye çorapla çıktın bahçeye? Sadece bahçeye çıkmadı ki, bütün İstanbul'u dolaştı böyle. Neredeydin Kader? Annemde. Teşekkür ederim. Biraz sızlıyor. Allah Allah, neden acaba? Akılsız başın cezasını ayakların çektiği için mi? Meral, ben sana bu kıza sahip çık dedim mi, demedim mi? Çıktım canısı. Hatta ayakkabılarına bile el koydum. Ama o yalın ayak çıkmış psikopat. Of Kader ya. Ulan iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyorsun ya. Ya ne yapayım, Songül sesini duymak istedim. İyi mi kötü mü nasıl bilmek istedim. Gittim gördüm, o kadar kötü, o kadar sefil bir otel odasında kalıyor ki. Herkes onu terk etmiş, beş parasız, yapayalnız. Sana yaptıklarının cezasını çekiyor gibi değil mi? Yok ya, çekmesin. Cemre annem o benim. Ya isterse kötü davransın ama mutlu olsun. Kocasının söylediklerini saklamasaydın keşke. Şimdi kadın bir umut kızını bekleyecek. Ne yapayım ya? Söyleyemedim, çok üzülürdü. Ya sana ne Kader, sana ne ya? Bırak düşünme, o seni düşündü mü? O sana acıdı mı? Niye bu kadına acıyorsun hala? Ne? Yani diyorsun ki bana, ben de onun gibi kötü biri mi olayım? Ay sana şu saatten sonra hiçbir şey söylemiyorum ben. Ne yapacaksın peki Kader? Ya o kadının kızını bir daha göremeyeceğini bilmesi hakkı değil mi? Ya işte alıştıra alıştıra söyleyeceğim Cemre, öyle pat diye olmaz. O zamana kadar bir iş bulacağım, para kazanacağım. Annemin hiç parası yok ya. Anladım canım. Ayaklarına krem sürelim mi? Olur. Ama önce bir kurula istersen. Bu arada Songül, babasından kötü bir haber yok değil mi? Bilmiyoruz ki. Hala açmadı mektubu. Getir. Ya ben yaparım mı? Yok yok. Ay rica edeceğim, bana atar yapma. Bütün ceplerini boşalttım annesini aramasın diye. Say. Nasıl aradı? Beş kuruşu yoktu. Ya yoldan geçenlerden telefon kartı falan istemiş. Başka nasıl arayacak ki? İnsanda hiç gurur olmaz mı ya? Ya anne hasreti kızla gurur bırakmadı ya. Hani sen duygulu insandın ya, anlarsın böyle şeylerden. Ben mantık çerçevesine ilerleyen bir insanım canısı. Sen mi mantık çerçevesine ilerlersin canısı? Ya sen daha hiç tanımadığın bir kadının peşinden anne anne diye koşup gittin be. Ben o evi görünce annem olmadığını anlamıştım zaten. Nasıl anlamıştın acaba? Ya işte orta halli bir evdi. E siz de gördünüz. Bak benim içimde bir his var. Benim annem müthiş zengin, aristokrat biri. Aristokrat biri olmasın canısı?
Ay her neyse. Öyle işte. Her yeri aradım oğlum. Hiçbir yerde bulamadım onu. Güney, bak sen onun nerede olduğunu bilirsin oğlum. Ne olur Serkan nerede? Tabii ki aradım. Telefonuna cevap vermiyor. Tamam peki, kapat oğlum. Ya Güney, Serkan seni ararsa ona annesinin meraktan ölmek üzere olduğunu söyler misin lütfen? Tamam. O da mı bilmiyormuş? Ben Cenk'i aradın mı? Evet anne aradın. Okuldaki herkesi aradın. Defne, bak eğer Serkan'ın nerede olduğunu biliyor da bana söylemiyorsan yemin ederim senin canını okurum. Ya bilmiyorum anne, söyledim ya sana. Kesin Eylül'ün yanındadır. Sen burada bekle. Serkan ararsa hemen bana dön, tamam mı kızım? E sen nereye gidiyorsun? O kızın evine. Serkan? Çekil önümden, çekil! Nerede Eylül? Nerede benim evladım? Nerede? Asıl benim oğlum nerede? Ne yaptınız? Kaçırdınız mı Serkan'ı? Doğru mu diyorsun Nazan Hanım? Eylül burada yok mu? Ben de size geliyordum. Oo! Çok güzel. Şimdi gidip de nikaha bassınlar da siz asıl o zaman görün. Saçma sapan konuşma. Çocuk daha onlar. Siz şimdiki çocukları bilmezsiniz hanımefendi. Onlar ne anasının gözüdür. Mesude, biz bu kız okusun, meslek sahibi olsun diye kendimizi yırtalım. Senin bu nankör kızın anam demesin, babam demesin, dostuyla kaçsın. Ama hiç merak etme karıcığım, dağ gibi kocam var arkanda. Vallahi bu evi başlarına yıkarım. Kemal bir sus. Ben çocuğum aç mı, açıkta mı, soğukta mı, başı belada mı diye düşüneyim, senin dediğin lafa bak. Ya ben bir de böyle bir ihtimal var, bunu da düşün. Kız, beklesene. Beklesene kız. Ya anneciğim, ya sakin ol. Kızım nerede bu çocuk, nerede? Ya bulacağız onu, merak etme. Sıcak bir şeyler mi alsaydım acaba? Yok ya, idare ederiz, boş ver. İyi. Eylül. Hı. Güzel bir film var, izleyelim mi? Olur. Üşüme sen de. Soğuk değil mi hava? Hı hı. Ay canına, peki çıktı. Hadi başladı. Arkadaşlarım ne düşünecek şimdi? Koru kendini. Baby, John, Michael darling, çabuk buraya gelin. Bu odanın hali bir felaket. Bugün odanızı toplayın diye 10 kere söyledim size. Aman. Kızınız kaç yaşında? 16 yaşında amirim. Ana kuzusu daha. Daha önce hiç kaçmış mıydı? Yok. Yurtta kalıyordu zaten. Yatılı okulda mı okuyor kızınız? Bazı nedenlerden ötürü benim hanım yetimhaneye bıraktı çocuğu. Anası babası olan çocuğu yetimhaneye mi bıraktınız? Öyle bir şey oldu, evet. Siz zaten kızınızı başınızdan atmışsınız. Şimdi niye arıyorsunuz ki? Canım ister ararım, ister aramam. Evlat benim değil mi? Sana mı soracağım? Aa, nasıl konuşuyorsun öyle Mesude? Yani, amirim de bir nevi kendi düşüncelerini söyledi. Yani hemen bir atar, bir tutar. Şimdi, amirim, yani biz çocuğu bıraktık yetimhaneye ama gel gör ki çok pişman olduk amirim. Geri almak istedik ama bu sefer de kız kaçtı. Durum böyle işte. Siz hemen aramaya başlarsınız değil mi? Ne zaman bulunur bizim çocuk? Ekipler hemen haber verir.
Çocuğun bir de fotoğrafını alın. Bağış üstüne abi. Fotoğraf var mı yanınızda? Var. Bir gelişme olursa sizi haberdar ederiz. Şimdi dışarı çık. Sağ olun amirim. Hadi işte. Sen de gerekiyor. Günaydın. Hadi geç kalmayın. Aa. Songül. Allah Allah. Kızım sen niye kendi yatağında uyumadın? Üstün açılmış, hasta olacaksın. Ay evet ya, ben üşümüşüm. Ya ben hepsini üstüme çekmişim, pardon. Songül, senin battaniyen nerede? Kaybolmuş Eduş. Kızım battaniye kaybolur mu? Mendil mi bu? Vallahi bilmiyorum, akşam yoktu. Bakalım nereden çıkacak bu battaniye? Feridan'ın gelmeden hazırlanıp çıkalım. Şimdi Eylül nerede diye sorarsa ben ona yalan söyleyemem. Tamam, kalktım. Abartmayın ya. Ben idare ederim. Nasıl idare edeceksin canısı? Vallahi merak ettim. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Oldu mu canısı? Tamam. Songül. Hı? Mektup ne olacak? Serkan. Serkan. Üşümüşsündür, hasta olacaksın. Yok, üşümedim ya. Sadece biraz belim tutuldu, o kadar. O da hareket edince geçer herhalde. İyiyim deseydin bari. Sen dedin mi Eylül? Yok. Ya bizi düşündükleri yok ki. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Boş versene. Ben gideyim biraz peynir alayım. Domates alayım. Ne bileyim, ekmek falan. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Yeterli onlar. Ben çay koyayım. Tamam. Hadi oğlum, hadi cevap ver ne olur. Serkan. Ne arıyorsun sen burada? Bir haber var mı Nazan Hanım? Yok. Ben de polise gittim dün akşam. Ama daha iyi bir haber de yok. Ben düşündüm de... bizim çocuklarımız iyi çocuklar. Birbirlerine mukayyet olurlar.
Üzülme Mesut de dedim kendi kendime. Sen de uyumadın değil mi dün gece? Gözlerin kan çanağına dönmüş. Uyumadım. Uyumadım. Sabaha kadar böyle mum gibi dikildim. Sana ne? Sen hangi hakla geliyorsun buraya? Benim oğlum senin kızın yüzünden bu evi terk etti. Şimdi nerede? Nasıl bilmiyorum. Defol. Defol bu evden. Gitmeyeceğim. Borcum bitene kadar buradayım. Hem iki anne destek oluruz birbirimize. Evlat denince düşmanlık biter Nazan Hanım. Mutfaktayım ben. Bir haber gelirse söyle bana. İlk dersine bakalım. Matematik. Vallahi gözlerim yolda kaldı Feride. Bu dosyaları al benden. Bakanlık eski kayıtları istedi, yetiştiremedim. Bu hafta göndermemiz lazım. Tamam, ben halledip gönderirim. Hallettikten sonra bana da haber ver de ararlarsa bilgim olsun. Olur. Eylül'den bir haber var mı Feride? Yok. Bugün okula gidip görüşeceğim ama. Bulursan görüşürsün. Evden kaçmış. Ne? Evden mi kaçmış? Ha? Haberin yok muydu? Hayır. Dün sen bakanlığa gittikten sonra anası geldi. Yana yakıla kızını arıyordu. Sanki ben kaybettim. Yani işte bu böyle çocuk üzerinde otoriteni kaybedersen bir daha toplayamazsın. Bakamıyorum diye getir at yetimhaneye. Sonra da gel kafana göre al çocuğu. Çocuk seni dinler mi? Kedi bile bakamaz bunlar. Çok gördüm bunlardan, çok. Demek o yüzden yanımdan kaçıp gittiler öyle. Kim? Kızlar. Bir şey sormayayım diye. Aman, aman sakın sorma, sakın bulaşma Feride. Bak yeni ihtar aldın, daha iyice göze batma. Yani nihayetinde sen de bir devlet memurusun canım. Hadi kolay gelsin. Hocalar sormaya başlayacak şimdi. Ne diyeceğiz? Vallahi haberimiz yokmuş gibi davranacağız. Ne güzel şimdi keyif yapıyorlardır. Benim de sevgilim olunca kesin ayrı eve çıkacağım. Ne keyfi kızım? Evlerinde soba bile yok ya. Bu soğukta donuyorlardır. Ya bir şey olmaz. Birbirlerine sarılıp ısıtıyorlardır kendilerini. Meral. Saçmalama Meral. Ya bir şey demedim ki yani sonuçta. Hasta mı olsun çocuklar? Anne işte buradalar. Meral, çeneni sıkı tut tamam mı? Tamam. Ne oldu Nazan Hanım? Evde canınız sıkıldı, gideyim biraz hakaret edeyim, rahatlayayım mı dediniz? Hayır. Bakın, Serkan dün gece eve gelmedi. Eylül de ortada yok. Ya bir anne olarak size yalvarıyorum. Bana oğlumun yerini söyleyin. Ha, gerçekten kızgın değilim. Sadece çok merak ediyorum. Lütfen. Görmedik.
Ya anne, yalan söylüyorlar. Cemre, üstünde biraz hakkın varsa. Ya ne hakkı ya? Güya Cemre'nin aile dostusunuz. Bir kere sahip çıktınız mı ya? Bir kere. Ya bağırma anneme. Bana bak kızım. Bilmiyoruz dedik. Ne Eylül'ü gördük ne de Serkan'ı. Şimdi buradan gidin hadi. Sadece iyi mi? Onu bilsem yeter. Ya bırak anne ya. Vicdansız bunlar. Hadi gel biz gidelim. Nazan Hanım. Serkan iyi. Ya Cemre ne yapıyorsun ya? Ya anne dedim sana biliyorlar ama saklıyorlar. Sağ ol Cemre. Hadi kızım sen de derse git. Özür dilerim, dayanamadın. Aferin. Ya tamam üzülmeyelim. Nereye kadar saklayacağız zaten değil mi? Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun kadar? Ya şey, bir haber dikkatimi çekti, ona bakıyorum. Teyzeyi gördüm, okuldan çıkıyordu. Biz de gördük maalesef. Serkan'ın yerini söyleyin diye neredeyse yalvarıyordu ya. Canım, bilsek söyleriz herhalde yerini değil mi? Yani... Belki okumak istersin dedim. Merhaba çocuklar. Geçin yerinize. Kolay gelsin Mine teyze. Ben sonra geleyim. Yok yok kızım. Bitti zaten. Gel. Gel geç geç. Ben bir su daha sileceğim. Geç 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 yavrum. Geç 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 geç. Aa. Aa. Mine teyze ne oldu? Benim kızım benim de bir ses geldi kattı. Uzanacak bir yere götürelim seni olur mu? Bunları da bırakalım burada. Gel. Ay, kurban olayım. Dur, dur. Yavaş yavaş. Tamam. Ay benim ay. Çok mu? Ne oldu? Ay çok acıyor. Ay, ben acıyorum. Ay. Kapanım, yavaş dur kurban olayım. Dur. Yavaş yavaş dur. Ay. Of. Thank you.
Mektup yazdım acele, da oku oku hecele. Mektup yazdım acele, da oku oku hecele. Mektup benden dur yarım, dağıt koynuna geçele. Mektup benden dur yarım, dağıt koynuna geçele. Mektup yazdım sevdama, okusun heceleri. Geleceğim aklına da cuma geceleri. Getir beni aklına da cuma geceleri. Kızım, inşallah bu mektubun da diğerleri gibi yeri göndermezsin. Sen orada, ben burada. Yıllar geçiyor. Son gördüğümde çocuktun daha. Büyümüşsündür. Ne güzel bir genç kız oldun, kim bilir. Ne olur bir kerecik ziyaretime gel. Hapis değil ama hasretin beni öldürüyor. Mektubumun uçları da bağlama, dur bağlama. Mektubumun uçları da bağlama, dur bağlama. Ben yazarken ağladım da sen okurken ağladım. Vaktinde sana sahip çıkamadım. Cezamı çektim. Hala da çekiyorum. Affet artık beni. Songül, kızım, evladım. Gel ne olur. Geleceğim aklına. Hiçbir şey deme, konuşma istersen. Ama yüzünü göreyim. Baba, sağ ol. Mektup yazdım kış idi, da kalemim gümüş idi. Mektup yazdım kış idi, da kalemim gümüş idi. Okuyan incin mesum, da yüreğim yanmış idi. Okuyan incin mesum, da yüreğim yanmış idi. Mektup yazdım sevdama, okusun heceleri. Geleceğim aklına da cuma geceleri. Getir beni aklına da cuma. Özlemiş beni. Geceleri. Gel yüzünü göreyim diyor. Songül, yani Hedoş her zaman ne der biliyorsun. Yarın ne olacağımız belli olmaz. Haklı da, ya bir şey olursa babana, ya bir daha göremezsen çok üzülürsün, çok pişman olursun. Yani hiç konuşma istersen ama git bir bak. O da öyle yazmış. Gel yüzünü göreyim demiş. Gideceğim. Ben de geleyim mi seninle? Yalnız gideceğim. Tek konuşacağım onunla.
Meral. Merhaba Feride Hanım. Arkadaşlarım nerede? Vallahi herkes dört bir yana dağıldı. Benim de acelem vardı. Görüşürüz. Meral. Eylül nerede Meral? Eylül. Hangi Eylül? Ha, bizim Eylül yani. Ha. Mecburum değil mi söylemeye? Şey, Serkan'la bir ev tuttular. Ne? Bu ne sorumsuzluk böyle ya? Ne demek okulu bırakmak filan? Ne yapıyor bu çocuklar böyle kendi kafalarına göre ya? Vallahi çok haklısınız. Daha yaşımız kaç ama değil mi? Vallahi ben ev tutarken yanlarında olsaydım kesinlikle engel olurdu. Adresi biliyorsun ama değil mi? Ya, kulak misafiri oldum diyelim. Sabah da yanımdan öyle hızlıca geçtiniz bir şey sormayayım diye. O kısım biraz öyle oldu. Hadi yürü beni oraya götürüyorsun. Aksoy ne kadar? 2,5 lira abla. Alır mısınız? Abla, uzatsana bir kişi. Teyzeciğim, şimdi uzatır mısınız bir kişi? Teyzeciğim. Muavin miyim ben? Kendin uzat. Aa, o kadar zorunuzda gidiyorsa taksiye binseydiniz hanımefendi.